Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz arıza giderme, arızacılık olacak. Makinemiz Toro 1400. 2003 yılında Sandvik firması tarafından üretilmiş, yer altında kullanılan, madencilikte kullanılan yaklaşık 14 ton kaldırma kapasitesi olan kepçe. Şimdi makinenin sorunu dönüş sisteminde zayıflama, dönüş sisteminde yavaşlama var. Operatörden gelen bilgi, makine belirli bir süre çalıştıktan sonra dönüşler duracak noktasına geliyormuş. Şimdi hidrolikte basit, kolay testlerimiz var bizim. Özellikle zaman testi, silindirlerin zaman testi. Bu makinenin şu anda spesifikasyon değerlerinde, teknik verilerinde sadece bom kaldırmanın zamanı var. 7 saniye. Biz bu zamandan faydalanarak direksiyon sisteminin de sorununu çözmeye uğraşacağız. Şimdi neden bomdan faydalanacak? Şimdi bunu da anlamak için devre şemasına bir bakalım. Şimdi devre şemasında donma oldu. Evet. Şimdi makinenin dönüş sisteminin pompası 2170 RPM'de 150 litre kapasitesi olan dişli tip pompa, double pompa var. Bunların diğeri fren sistemi için şimdi konumuz değil. İkinci double pompamız 227 litre kapasitesi olan 2170 RPM'de dump pompası, yani bom kaldırma pompası. Fakat bu iki pompa şurada bakın birleşiyor. Yani direksiyon kullanılmadığı zaman iki pompa dump sistemine gidiyor. Bunun kaldırma silindirleri, devasa silindirler var. 200, 300, 350, 60, 70, 377 litre toplamda ya dump valve üzerinden depoya gidiyor. Dump valve kaldırma konumu seçildiği anda iki pompanın 377 litreye bu silindirlerin birim alanı büyük olan taraftan kaldırma vazifesini yapıyor. Şimdi sorun dönüş sistemi. Biz bu pompanın sağlam olup olmadığının kontrolünü yapmak için firmanın bize vermiş olduğu zaman testinden faydalanarak test yapacağız. Yani iki pompanın kapasitesini biz makinenin kaldırma sistemine yönlendirdiğimiz zaman 2170 RPM'de bizden istenilen veri zaman 7 saniye. Şimdi kovamızı alt noktadan üst noktaya getirdiğimiz zaman testini yaptık. 9 saniyede bu hareketi yaptığını gördük. Bizde istenilen 7 saniye. Bu durumda şunu tespit etmiş olduk. Pompalarımızın bir tanesinde veya ikisinde sorun var. Zaten operatör dönüş sistemi ile ilgili sorundan bahsettiği için ilk etapta biz dönüş pompasının testini yapmaya karar verdik. Dönüş pompasının basınç altında debisinin kontrolünü yapmak için flowmetre kullanacağız. Flowmetreyi nereye takmamız lazım arkadaşlar? Bakın, normalde pompanın çıkışına bağlamamız lazım. Makinenin pompanın takıldığı yer flowmetreyi takmaya çok uygun değil. Biraz zor bir yerde. Biz daha kolay olan şu noktaya ulaşabildik. Flowmetremizi bu ara yere taktık. Fakat test esnasında emniyet valfi bizi yanıltmasın diye emniyet valfının çıkışını söküp emniyet valfını devre dışı bıraktık. Yani flowmetremizin giriş kısmına buradan sökmüş olduğumuz hortumu bağladık. Flowmetremizin çıkış kısmına da buradan sökülen hortumu ona bağlayıp akışkanın flowmetreden geçmesini sağladık. Şimdi yaptığımız test sonuçlarına hep birlikte bir bakalım. Şu anda ilk etapta makine üzerinde olan, sorunlu olan pompamızın testini görüyorsunuz.
Şurada bir durduralım. Bakın şu anda 2170 RPM'de dönen dizel motorundan bizim elde etmiş olduğumuz yağ 138-139 litre. Aslında 150-155 litre yağ isteniliyor bizden. Bakalım kaçmış. Normalde 150 litre olması lazım. Pompanın sorun olduğunu buradan da anlayabiliyoruz daha ilk etapta. Tabi burada 60-70 barda değil, biz testimizi 200 barda yapmamız lazım. Dişitip pompalar 200 barda istenilen debiyi vermesi lazım. Şimdi devam edelim. Biz debimetremizin sıkışındaki vanayı kısarak basınç elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şu anda 100 barlara çıktık. Debi de düşme başladı. Yani pompada iç kaçak, akabinde ısı da hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bakın 113 litreye düştük, 112'ye düştük. Basıncımızı arttırıyoruz daha. Burada basıncımızı yavaş yavaş arttıralım. Ani yüklemeleri yapmayalım. Yavaş yavaş, normalde pompamız sağlıklı olmuş olsaydı zaten herhangi bir şekilde debide akışta düşme olmayacaktı. Bakın şu anda 104 litreye düştü. Düşme devam ediyor. Basıncımızı artırdıkça düşme devam ediyor. 200 barda test etmemiz yeterli. Çünkü sistemin bizden istediği zaten 200 bar. Hepinizin bildiği gibi diş eti pompalar zaten, bakın 96 litreye düştü. Haliyle pompamızın performansının düştüğünü buradan görüyoruz. Bu testi burada bitirip pompamızın değişimine karar verdik. Pompanın değişimi yapıldıktan sonra yeni takmış olduğumuz pompaya aynı testi buna da yaptık. Şimdi dikkat edin. Makinemiz rolantide şu anda 2170 RPM'e devrini çıkardık. Bakın şu anda yeni taktığımız pompa 158 litre bize yağ verdi. Kaç barda? 70-80 barda. Yalnız ısımız nerede? Şimdi biraz yaklaştıralım. Isı şu anda 27 derece. Yani ortam sıcaklığı gibi bir şey. Tabi burada yeni pompa, yeni hidrolik yağ depo komple yeni takıldığı için bu yağı ısıtmak kolay değil. Testi biz düşük ısıda yapıyoruz. Devam edelim. Bakın şu anda 156 litre, 155 litre basıncımızı arttırıyoruz. Yeni pompamızda sorun yok. Bakın 200 bara çıkarmamıza rağmen 155, 154, 28 derece, 30 derece ısımız var. Haliyle yeni pompamız gayet iyi. Şu anda makinenin dönüş sorunu da ortadan kalkmış olacak. Neden derseniz, bakın şunu bir kapatalım, şuraya açalım. Eski pompayla yaptığımız testte pompanın zaten 180 barlarda debisinin %50'ye varan, %30'a varan bir düşme olduğunu gördük. Eğer bu makine bu şekilde çalışmaya da ve ısının da hızlı bir şekilde arttığını gördük. Makine ilk etapta belki ihtiyacı karşılayacak. Zaten karşılıyor çünkü operatör vardiya başında değil. 1-2 saat çalıştıktan sonra hareketin tamamen yavaşladığını söylüyor. Niye? Çünkü pompadaki iç kaçak hızlı bir şekilde ısıya sebebiyet veriyor. Makine üzerindeki hidrolik deponun yağı ısındıkça viskozite daha düşüp pompadaki kaçak daha fazla artıyor. Ve en son olarak artık pompa 120 bar basınca ihtiyacı var direksiyon sisteminin çalışması için. 120 barda istenilen debiyi veremediği için dönüş sisteminin performansı düşmesi normal. Biz pompamızı değiştikten sonra tekrardan işte şu anda ilk zaman testi yapmıştık. Şu anda dönüş pompamızı değiştik. Bomb pompasında sorun var mı? Bunu da anlamak için zaman testini tekrardan yapıyoruz. Zaman testini tekrardan yaptığımız zaman istenilen zaman 7 saniye, kovanın 6.45-50 saniyede kalktığını görüyoruz. Yani dam pompasında da herhangi bir sıkıntı yok. Dönüş sisteminde test ettiğimiz zaman dönüş sisteminin de birim zamanda normal işlevini yaptığını gördük. Makineyi bu şekilde servise vereceğiz. Arkadaşlar burada
Hepinizin bildiği gibi hidrolik sistemlerde basınç değil akış iş yapar. Yani biz birim zamanda silindirlere yağ gönderebilirsek orada iş yapılır. Basınç karşısında oluşan dirence göre değişir. Pompalarımız dirence rağmen istenilen yağ göndermekle görevli. Vaflerimiz keza böyle. Eğer biz yağımızı pompamızdan kaçak olmadan, vaflerden herhangi bir kasakla karşılaşmadan direkt silindirlere gönderebilirsek zaten işimizi yapacağız. Burada anlatmak istediğim şu, hidrolik sistemde flow metre, yani eğer akışkan iş yapıyorsa sürekli akışı gözlemlememiz lazım. Pompa bizim istediğimiz yağ veriyor mu? Eğer silindirlere gidiyorsa silindirlere gerçekten bu yağın flow metreyi sürekli her noktaya takarak akışı kontrol etmemiz arızada doğru tespit yapmamızı sağlar. Evet biliyorum flow metre takmak bir basınç ölçmekten daha zor. Fakat hepinizin bildiği gibi hidrolik pompalar, vafler oldukça pahalı. Doğru tespit için ne olursa olsun flow metre son noktadır bu işte. Fakat burada özellikle hızlı tespitlerde kullanmış olduğunuz makinenin, silindirlerinin veya hareketlerinin zaman kayıtlarını sağlıklı bir durumdayken yaparsanız ilerleyen zamanlarda oluşan arızalarda arızacılıkta yardımcınız olacaktır. Bugünkü troubleshooting yani arıza giderme konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.